Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam World News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Üsküdar'la arkadaşlar. Bugün yine size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifleri okuyacağız değerli arkadaşlar. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Sahabe-i kiramın faziletleri ve menkibeleriyle ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın faziletinde kalmıştık arkadaşlar. 1130 numaralı hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe, 3 gece arka arkaya seni rüyamda gördüm. Melek yani Cibril aleyhisselam yeşil ipekler içinde seni getirdi. Ve işte bu senin zevcendir diyordu. Ben de yüzünü açtım. Baktım ki bu tıpatıp sen. Ve bunun akabinde eğer bu Allah tarafından ise Allah bunu gerçekleştirsin dedim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. Tirmizi'nin lafzı şöyledir. Cibril aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeşil ipekliler içine sarılmış olarak Ayşe radıyallahu anh'ın suretini getirdi. Ve işte bu senin dünya ve ahiretteki zevcendir dedi. 1131 numaralı hadis-i şerifte de Urve radıyallahu anh şöyle demiştir. Hatice radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmezden 3 sene evvel öldü. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 sene veya buna yakın bir müddet kaldı. Bu arada Hazreti Peygamber Sevde radıyallahu anh ile evlenmişti. Sonra Ayşe radıyallahu anh'ı 6 yaşındayken hicretten önce nikahladı. Sonra Şevval ayında Hazreti Ayşe 9 yaşındayken hicretten önce kendisiyle evlendi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'de yer almakta değerli arkadaşlar. 1132 numaralı hadis-i şerifte de yine Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben 6 yaşındayken beni nikahladı. Bunun üzerine Medine'ye gittik. Hazreç oğlu Haris oğullarının yurduna konduk. Ben orada humma hastalığına tutuldum. Saçlarım dağıldı ve omuzlarım üzerine çoğalıp toplandı. Anam Ümmü Ruman geldi. Ben bir çocuk oyuncağıyla oynuyordum. Yanımda akran ve emsalimden kız çocukları vardı. Annem beni çağırdı, yanına koştum. Niçin çağırdığını bilmiyorum. Elimden aldı, tuttu. Evimizin kapısı önüne kadar geldik. Nefes nefese bir haldeydim. İçim sükunet bulunca anam biraz su alıp yüzüme ve başıma sürdü. Sonra beni eve getirdi. Evde ensardan kadınlar vardı. Hayır ve bereketle, bol rızıkla geldin dediler. Anam beni onlara teslim etti. Onlar bana çeki düzen verdiler. Kuşluk vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Beni kendisine teslim ettiler. Ben o zaman 9 yaşındaydım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'de yer almakta. 1133 numaralı hadis-i şerifte de yine Ayşe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe işte Cibrail aleyhisselam sana selam söylüyor dedi. Ben de ona selam, Allah'ın rahmeti ve bereketleri olsun. Sen benim görmediğimi görüyorsun ya Resulallah dedim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta. 1134 numaralı hadis-i şerifte de bu Musa radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkeklerden birçok kimseler kemale erdi. Fakat kadınlardan İmran kızı Meryem ile Firavun'un karısı Asiye'den başkası kemale ulaşmadı. Ayşe'nin öteki kadınlara olan üstünlüğü ise Tirid'in diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. 1135 numaralı hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar hediyelerini takdim etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'nin yanında geçirdiği günleri gözetiyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer zevceleri toplanıp Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanına gittiler. Ve ey Ümmü Seleme vallahi insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nöbeti Ayşe'de olduğu günlerde hediyelerini takdim etmeye çalışıyorlar. Ayşe hediye ve hayrı arzu ettiği gibi biz de şüphesiz arzu ederiz. Hazreti Peygamber'e şöyle de
insanlara söylesin, böyle bir tercihten vazgeçsinler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi zevcesinin yanında bulunuyorsa hediyelerini burada takdim etsinler dediler. Ümmü Seleme radıyallahu anh der ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nöbeti bana gelince bunu kendine söyledim, cevap vermeden yüz çevirdi. İkinci defa söyledim, yine böyle yaptı. Üçüncü defa söylediğim vakit bana, ey Ümmü Seleme, Ayşe hakkında benim canımı sıkmayın. Vallahi kendisiyle bir örtü altında bulunduğum kadınlardan Ayşe'den başka birinin yanında bana vahiy nazil olmadı buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 136 olan hadis-i şerifte de yine Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığına tutulacağı sırada bütün zevcelerini dolaşmaya başlamış ve sıranın Ayşe'ye gelmesi arzusu ile yarın sıra kimde diye soruyordu. Sıra bana gelince evime geldi ve ölünceye kadar kaldı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. Peygamberimize bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Bir Fatiha. Allah-u Teala makam Mahmud'a vesile makamını yükseltsin ve derecelerine âli etsin. Bizleri de şefaatlerine nail etsin arkadaşlar. Amin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala seyyidine Muhammed. Müslim'in lafzı şöyledir. Arkadaşlar benim günümü araştırıyordu. Ayşe'nin sırası gecikmesin diye. Ben bugün kimin yanındayım? Yarın sıra kimde diyordu. Benim sıram gelince bana geldi ve göğsümde ruhunu Allah'a teslim etti. El-Fatiha peygamberimiz arkadaşlar. Amin. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme makam Mahmud'u vesile makamını nasip etsin ve derecelerine âli etsin ve bizlere de şefaatlerine nail etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. 1137 olan hadis-i şerifte de yine Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken kız çocukları ile oynuyordum. Kız arkadaşlarım gelirlerdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince utanarak ondan gizlenirlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bana gelmelerini emrederdi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Müslim'de yer almakta. 1138 numaralı hadis-i şerifte de yine Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demişti değerli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ben muhakkak senin benden ne zaman hoşnut olduğunu ve ne zaman öfkeli olduğunu bilirim dedi. Ben de bunu nereden biliyorsun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorum çünkü hoşnut olduğun zaman La ve Rabbi Muhammed yani Muhammed'in Rabbine yemin ederim ki hayır dersin. Bana kızgın olduğun vakit ise La ve Rabbi İbrahim yani İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki hayır dersin buyurdu. Ben de vallahi öyle, ey Allah'ın Resulü, öfkeli olduğum vakit ancak senin isminden uzak kalırım, yoksa senden asla dedim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Müslim'de yer almakta. 1139 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Arkadaşlar biz Resulullah'ın ashabı çözemediğimiz bir hadis yoktur ki Hazreti Ayşe'ye müracaat edince onun hakkında kendisinde malumat bulmayalım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Tirmizi Hasan senetle. Evet değerli arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Subhanekallahumma ve hamdike. La ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve selamun alel mürselin. Ve selamun alel hulefâ'r-raşidin. El-Fatiha.